Nilgün Hanım'ın tek çeşit dediği ara sıcağımız. Evet. Bunun yanına ne beklerdin Nilgün abla? Bunun yanına ne beklerdim? Şimdi yanında yoğurt bunun var. Yoğurtu bilmezse beklemezsin şey herhalde. Olmaz mı bir şey bunun yanında? Yani, bunun yanında olmaz bir şey. O zaman yanlış bir seçim ara sıcak için. Yani. O zaman başka bir şey seçecekti. Biraz yapacaktı yani, bir iki çeşit. Arkadaşım yapmıştı mesela, hani aynı malzeme kullandı. Sen de çıktığımda 3'e düşürdüm ben seni. Tamam 3 de yine de düşürdüm. Gömdüm mü anlamadım ama. Kadir de artık yani 4. gün ben o yüzden savunmuyorum. Ben 4 yaptım, 3 sayıyorsunuz. O gün ben açık açık ne dedim? Ben 3 olarak sayarım. Peki bu mantıyı ara sıcağı uygun bulmuyor musun? Ara sıcakta için 3 tane de normaldi. İyiydi. Evet ama şey 3 çeşitli saydım yani 4 saymadım. Uygun ama adet olarak şimdi bizimkilere baktığımız zaman isterseniz ye. Yetmezse getiririm. Yok yok, adet buradaki değil. Hadi bir tadına bakalım. Jale ablacığım, nasıl buldunuz görünümünü, kapatmasını? Şimdi şuradan gireyim. Ben bu kapatmayı biliyorum. Kayınvalidem Dağıstan tarafından kurze diye geçiyor. Ama daha bir farklı içi. Kız, bu kapatmayı biliyorum. Her yerden, her yerden. Ben karma karışım. Maşallah. Ya kökenler bizim belli de. Aynı bu kapatmayı biliyorum. Örerek kapatıyorsunuz. Ama daha büyük yaparız biz. Çok büyük yapmak istemem. Tabii değil mi? Sizinki biraz daha farklı. Gibi. Hem evet. Bizimki daha farklı ama kapatma şekli falan biliyorum. Katma, yoğurda tuz mu attın sonra da? Niye? Ay. Niye tuz mu attın? Yoğurda. Ne hevesden daldım galiba. Nasıl hevesden daldım? Değil mi Kadir Bey? Abla herhalde seninki tam... iç harcı olabilir mi abla? İyi bak tekrar. İç harcı gayet iyi. Tuz oranı. Ay. Senin karışmamış belki. Tövbe, şap mı yiyorsun? Çünkü ben, bir yerinde bana da geldi, şuradan aldığımda hiç yok gibi geldi bir seferde. Ay, o tuz neydi öyle? İlk ağzıma koydum, dedim eğer menü buysa, yani şu ut parça zaten önüme gelmiş. Yemek de istedim, normalde çok severim. Şale Hanımcığım, hoşunuza gitti mi ara sıcaktaki mantı? Evet, hoşuma gitti. Kalınlığı falan nasıl? İnceliği de güzel, tadı da güzel. Eline emeğine sağlık. Peki, afiyet sarımsaklı olması senin için problem mi? Problem yok. Problem yok. Peki, afiyet olsun. Hatice Hanım? Bana öyle tuz geldi ama bu taraftan yediğimden gelmedi. Tadı olarak yani nasıl buldun abla? İnceliği falan. Güzel. Ben de bir yerde yemiştim, böyleydi. Aynen. Beğendin mi? Hoşuna gitti. Ama bakın ben hani mesela çekimde de söyledim. Ben dedim normal bir mantı getirmeyeceğim önlerine dedim. Hani normalde bazıları hingel tarzında yapar. Üçgen kapatır. Ha, ben şimdi onu röportajda da dedim. Dedim ki Fatma'dan gerçek bekliyorum dedim. Hani böyle balık sırtı yapılıyor ya dedim. Hatta bir farklı model daha yapmıştık Kadir Bey'le. Evet, bir iki çeşit denedi efendim. Hayatta farklı modeller balık gösterdi. Balık sırtı bekliyorum dedim. Öyle geldi, yanılmadım. Ve bu zor da olur. Çok sevindim. Evet tabii canım. Evet. Ha böyle ha böyle ha böyle ha böyle ha böyle. Peki ha böyle ha böyle ha böyle uğraşırken bir de bunun yanına bir iki çeşit daha yapmasını bekler miydin? Gider miydi? Olur muydu? Hanımlar şikayetçi. Hayır, bunun yanına bir şey gitmez. O zaman başka bir şey seçeceğiz. Başka bir çeşit olacak. Bunun yanına gitmez. Bunun yanına tek. Bir çeşit yapmışım olmuş. Siz iki çeşit yapmışsınız. İşte kolaya kaçmışsınız. Bir çeşit yapayım. Hayır. Nilgün Hanımcığım, şimdi o da... şeyiniz mesela neydi, enginardı vardı. Evet, garnitürleriniz gayet iyiydi ama enginarınızın o içindeki kılçık geldi, benim damağım çıt diye battı. O da bana geldi. O da size geldi. Ay, benimkine de vardı. Evet, ama göstermedim mi? Gösterdim, özellikle gösterdim. Nasıl bir şey? Ben yarışmada olmasaydım asla Fatma Hanım'la muhatap olmazdım. Ben daha önce de söylemiştim, Fatma Hanım'da sinsilik var. Fatma Hanım çekemedi beni, o da kıskandı beni, hepsini kıskandığı gibi. Fatma Hanım benim muhatabım değil. Peki, Hatice Hanım beğendi efendim. Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Yoktu, tuzluydu ama onu çektim kenara. Peki, tek çeşitte kabulün ara sıcakta. Yani yapacak bir şey yok, şimdi elimizde budu kabul edeceğiz. Peki, Emsal Hanım? Ben mantının şeklini beğendim, inceliğini de beğendim. Sadece bir tık böyle sarımsak çok fazla geliyor. Sarımsak böyle. Zaten yoğurdu yemediğim için. Yani şu an benim ağzıma sanki ben akşamdan yedim, dişlerimi fırçalamadım gibi. Yani kötü bir izlenimden. O kadar da değil yani. Sofrasındayız. Yok, çok geliyor. Yani biraz az. Mesela sarımsağın tadını hissetmeliydik. Bence koymasan bile olabilir miydi? Olabilirdi. Ama olmazdı. Yani, gerçekten hani çok şu an mesela 2 kişi de var. Bir buçuk değil de mesela. Bir ya da yarım. Sarımsak yani çeyrek bence. Çünkü koyacağım miktar çok az olduğu için bu kadar yani baskın olmaması lazımdı. Bir de baharat, yağ dedin 2-3 gündür. Gerçekten de sevdiğini anladık. Buna da yağısı var. Tamam, mantı yağı kaldırır ama bu daha zaten fazla yağlı gidiyor aslında. Ama yani tabakta baktığın zaman yağ var. Sarımsak diyorsunuz. Dün Nilgün Hanım'ın çorbası neydi? Kuzu kerdan çorbasının sarımsağı bile hissetmediniz. Evet, hiç hissetmedim. Ki var işte. Ama hissetmedim hanımefendi. Yani. Şimdi bu benim söylediğime karşı bir şey söylemiyorsunuz zaten. Beni onaylıyor gibi söylüyorsunuz. Çünkü ben de diyorum ki çok az olması lazımdı. Yani davet sofrası yapılmış olabilir. Emsel Hanım'ın istediği kıvamdan İlgün Hanım'ın çorbasındaki gibi. Açıkçası ben onu da hissetmedim. Yok, yani önemli olan da o hissetmeyeceksin. Yeni gelinimiz çok bildiği şeyleri yapmış, fazla riske atmamış, risksiz ve emin olarak sade ve düz. Nasıl güzel seçmiş. Övdün Hatice abla ya. Bildiği şeyleri düz, yapmış, düzsiz şeyler seçmiş. Ama işte güzel daha bir çeşit bunlar koydu. Bunlar övgü değil bu arada, haberin olsun. Genelde burada kolaya kaçan yarışmacılar için bu cümleler söylenir. Hatice Hanım şu anda bilerek mi söylüyor, bilmeden mi söylüyor? Ama öyle daha şimdi onu da patlatmamak da bir marifet. Evet. Tabii yani ama tek bir ürüne odaklısın. Evet. Tek bir ürüne odaklısın. Orada 2-3 parçaya koşturmuyorsun. Evet. Tam orada tek bir ürüne odaklısın. Harcını yaparken kaçacağım bir şey. Ama çeşidi çoğalırsa 2-3 tarafa yöneliyorsun. Biz 2-3 tarafa yöneliyoruz. Zaten ama sadece. O da olur. O güzel olsun yani. Ben bir işimi yaparken son Kadir Bey'e kaç iş birden koştum. Ya bizler de aynı şeyler yapıyoruz. Gayet hızlıydı bu arada. Peki yani burada hani böyle beni şey gördünüz de. Nilgün Hanım siz yorumunuzu yaptınız mı? Kadir Bey yani benim yorumum açık ortada zaten. Hani tek çeşit yapmış. Tamam, ondan ziyade beğendin mi? Olması gerektiği gibi olmuş mu çerkez mantısı? Hamurunu güzel açmış. Ama sarımsağı çok fazla rahatsız etti beni. Bir davet sofrasında bu kadar ağır sarımsak kullanılmaz. Hala ağzımdan gitmedi. Evet, bana da o geliyor. Kokusu. Ben ilk başta söylemeyeyim acaba dedim ama şu an ağzımda hissettiğim için söyleme gereğinde bulundum açıkçası. Peki, ellerine sağlık Fatmacığım. Teşekkür ederiz. Ayrıca söylemek istediğim bir şey var mı? Ana yemeğe geçelim. Hayır, teşekkür ediyorum. Afiyet olsun herkese. Peki, buyurun. Sarımsak aşırı fazlaydı. Diğer arkadaşlarım dediği gibi gerçekten ağızda çok kötü bir tat bırakıyordu. Nilgün Hanım, şimdi bazı yorumlarda siz hani tek çeşit olmasın, çift olsun, bakın biz yarışmadayız falan diyoruz ama bazı arkadaşlar önümüze geleni yiyeceğiz, onu değerlendireceğiz gibisinden yorum yapıyor. Size göre bazı arkadaşlar tam olarak yarışmanın psikolojisine adapte olamamışlar mı? Bence olamamışlar o zaman. Nasıl oluyor bu psikoloji? Yani Nilgün Hanım şimdi yorum yaparken bu bir yarışma. O yüzden yarışmacı arkadaşların bir tık daha zorlanmasını, fazla çeşit çıkartmasını, hamaratlığını göstermesini istiyor. Doğru. Ama Hatice Hanım da az önce dedi ki önümüze gelen budur. Bunu beğendik, tamam. Tamam ama şimdi ben de ne dedim? Az buldum. Ben de az buldum diyorum ama bunun yanına başka bir şey olmaz dedi. Olmaz. Bunun yanına olmaz. Ama Nilgün Hanım da diyor ki o zaman bunu yapmayacak. Evet. Siz direkt kestirip attınız olayı. Ama o da haklı bak. Bak şimdi beni de anlamaz. Şimdi önümüze bu gelmiş, bunu değerlendireceğiz. Bunda hemfikir miyiz? Tamam. Ama az olduğunu ben de kabul ediyorum. Nilgün Hanım da burası bir yarışma ve kendinizi zorlayacaksınız diyor. Onda da haklı.